Sus Medeniyetler Beşiği sayfasının birbirinden değerli üyeleri, bu videomuzda sizleri pratik ev usulü limonata ile buluşturacağız. İlk önce malzemelerimizi size vermek istiyoruz. 2 su bardağı şeker, 10 adet limon, 5 su bardağı normal çeşme suyu, süslemek için limon halkaları, 10 aroma katması ve yine süslenmesi için nane. Evet, malzemelerimizi bu şekilde saydıktan sonra şimdi limonatamızın yapımına geçiyoruz. İlk yapacağımız işlem limonlarımızı halka halka gördüğünüz üzere derin bir kabın içerisine doğramak olacak. Evet, doğruyoruz limonlarımızı halka halka. Limonlarımızı bu şekilde kabuğuyla birlikte her şeyiyle halka halka gördüğünüz bu derin kabın içerisine doğruyoruz. Ben siz sevgili üyelerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Yeni kurmuş olduğumuz YouTube kanalımıza üye olmanızı sizden rica ediyoruz. Çünkü siz kıymetli üyelerimizin varlığı bizleri mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. Şimdiden üye olacağınız için, üye olacağınıza inandığımız için teşekkürlerimizi, sevgilerimizi sunuyoruz sizlere. Ve bizlerden öğrenmek istediğiniz, duymak istediğiniz bilgileri, yemek tarifleri varsa eğer mesajlarda iletirseniz sizler için bu yiyeceklerin videosunu, bu bilgilerin videosunu çekip yayınlarız. Evet, bu şekilde doğramaya devam ediyoruz ve son limonumuz kaldı. Onu da doğradıktan sonra bu şekilde halka halka ikinci adıma geçeceğiz. Ben sizler için tekrar hatırlatıyorum. İlk adımımız 10 adet limonun bu şekilde halka halka bir kaseye doğranmasıydı. Şimdi ikinci adım olarak 2 su bardağı şekerimizi bu limon halkalarının üzerine ilave etmek olacak. Bu şekilde ilave ediyoruz. Ve hamur yoğururcasına limon halkaları ile şekerimizi yoğuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yoğuruyoruz. Takipçilerimiz, bu yoğurma işlemi esnasında limon suyunu bıraktı ve şekerle bütünleşerek güzel bir karışımın ortaya çıkmasına sebep oldu. Şu şekilde gösteriyorum. Evet. Şimdi hepimizin bildiği üzere limon yüksek miktarda C vitamini içeriyor ki bu insan sağlığına çok faydalıdır bildiğimiz üzere. Hem vitamin deposu olan hem de sıcak yaz günlerinde İnsanlara serinletici olan limonataya aroma katması için ben nane yapraklarını ilave ediyorum bu karışıma ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, ben tekrar hatırlatmak istiyorum siz değerli takipçilerimize. Yeni kurmuş olduğumuz YouTube kanalımıza üye olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Ve
Sizlerin bizlerden özel istekleri varsa, yemek tarifi olabilir, bilgi olabilir. Bizlerden istediklerinizi bizlere mesajla gönderirseniz, bilgi verirseniz güzel mesajlarınızla, bizler sizlerin istemiş olduğu, bizlerden istediği bu bilgileri, bu yemek tariflerini ya da pasta börek tariflerini sizler için çekip YouTube kanalımızda yayınlarız. Takipçilerimiz, limonatamıza lezzet ve aroma katması için nanemizi ilave ederek tüm karışımı yoğurduk. Şimdi yapacağımız işlem ise 5 bardak suyumuzu bu yoğurduğumuz karışımın içerisine ilave ederek 2 saat dinlenmeye bırakmak olacak. Evet. 5 bardak suyumuzu gördüğünüz üzere limonatamıza ilave ettik. Değerli üyelerimiz, ben anlaşılması açısından şu ana kadarki yapmış olduğumuz işlemi hızlıca anlatmak istiyorum. 10 adet limonumuzu halka halka doğradıktan sonra 2 su bardağı şekerle bir güzel yoğurduk ve içerisine aroma katması, lezzet vermesi için nane ilave edip yoğurma işlemine devam ettik. Ve en son yapmış olduğumuz şu ana kadarki işlemin en son basamağı olarak da 5 bardak suyumuzu ilave etmek oldu. Şimdi biz bu su ilave ettiğimiz karışımımızı 2 saat dinlenmeye bırakacağız ve sonraki adıma geçeceğiz. Kıymetli takipçilerimiz, 2 saat boyunca dinlendirdiğimiz bu karışımdan şimdi limon halkalarını ve nane yapraklarını çıkartacağız. Evet, gördüğünüz üzere biz çıkartıyoruz şu anda. Limon halkalarını çıkarttıktan sonraki yapacağımız adım ise bu karışımı tülbentten süzmek olacak. Süzmek için tel süzek de kullanabilirsiniz. Ancak biz tülbent kullanmayı uygun gördük bu limonatada. Evet. Limon halkalarını bu karışımdan ayırdık. Şu anda yapacağımız işlem bu karışımı tülbent yardımıyla süzmek olacak. Kıymetli takipçilerimiz, şimdi karışımımızı tülbentten süzüyoruz. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere sizler isterseniz tel süzekten süzebilirsiniz. Bu tamamen sizlerin arzusuna kalmış. Biz tülbentten süzmeyi uygun gördük. Daha hoş olduğundan dolayı. Evet. Tülbentten ya da tel süzekten süzdüğümüz bu güzel limonatanın sunumuna geldi sıra. Evet, şu şekilde limonatanın tülbentte
2 Evet. Sıkarak hepsini sürahiye gelmesini sağladık. Evet, gördüğünüz üzere limonatamız hazır. Şimdi servis zamanı. Yazın sıcak günlerinde en serinleten lezzetlerden bir tanesi. Limonatamız hazır ve sizler için servis yapıyoruz. Servis sunum işi de tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Biz limon halkasıyla süslemek istedik, görsellik vermek istedik. Gördüğünüz üzere. Arzuya göre nane yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz. Bu da hoş bir görünüm sağlıyor. Ve aynı zamanda aroma veriyor. Biraz önce de yapım aşamasında bahsettiğimiz üzere. Evet. Değerli takipçilerimiz, bu videomuzda sizleri yazın serinleten lezzeti limonata ile buluşturduk. Sizlerden istirhamımız YouTube kanalımıza üye olmanız ve bizleri takip etmenizdir ki bu bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizlerle kalın.